Sen Grup konuşmanızda erken seçimden bahsetmiştiniz ama toplumsal sorunları da dile getirerek kimse önünde duramaz diye not düşmüştünüz. Dün Sayın Musavat Dervişoğlu'nun açıklaması oldu. Mayınlı sahaya girilmiş olduğu kanaatini taşıyorum. Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili bir muhalefet partisi liderinin buna sebep olmaması lazım dedi. Efendim aynı zamanda DEM Parti de Hakkari'den bir açıklama yaptı. Artık Türkiye'de erken seçimin koşulları oluşmuştur dedi. Sizin yorumunuz ne olur? Ben durduğum yerdeyim. 31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik. Biz sizin sesinizi duyuruyoruz, duyuyoruz ve duyuracağız. Eğer siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız bu seçimde size 10 bin lira en düşük emekli maaşını reva görenlere, asgari ücretinize zam yapmamayı düşünenlere, öğretmen olmuşsunuz 1 milyon öğretmeni atamayanlara, gençlerin umutlarını kıranlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun. Çiftçiler sesinizi duyurun dedik ve bunun bir genel seçim olmadığını söyledik. Ben 31 Mart günü de söyledim, bugün de söylüyorum. 31 Mart seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yaptı. O günden bugüne de hiçbir anket yok ki Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmasın ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile arasındaki farkı seçim akşamından daha çok açmasın. Hal böyle olduğunda bizim net olarak söylediğimiz şudur. Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet ister ama erken seçimin yapılabilmesi için bunu milletin gündemi olması ve vatandaşın istemesi lazım. Şimdi siz 10 bin lira asgari ücreti değiştirmezseniz, çaya 17 lira taban fiyat verirseniz, diğer taraftan işte daha dünkü görüşmelerde Gezi ile ilgili değerlendirmeleri yerel basın mensuplarıyla yapılan sohbette okuduk, Anayasa Mahkemesi AYİM kararlarına uymazsanız ve asgari ücrete zam yapmama gibi bir noktaya gelirseniz toplumun hangi kesimi sizden memnun olacak da devam edeceksiniz? O zaman erken seçim kaçınılmaz olur. Mayınlı saha falan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Hele hele birinci parti hiç böyle düşünmez. Ama oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa seçimi mayınlı saha olarak nitelendirirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi yarın bir seçim yapılsa iktidara gelecek partidir. İktidar namzeti partidir. Ancak erken seçim meselesinde benim atfım CHP'nin çağrısı değil, hukuk tanımazlığın ve vatandaşın sesini duymamanın doğurabileceği sonuçlara ilişkindir. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, iadeyi ziyarette bulunacak, tüm konuları görüşeceğiz. Önemli olan görüşebilmek, önemli olan konuşabilmek. Siyasetçiler el sıkışmazsa bir takım vesayet odakları ellerini ovuşturmaya başlarlar. Siyasetçiler görüşmezse bazı gizli mahfillerde başka planlar yapılmaya başlar. Siyasetçiler görüşür, konuşur, tartışır, yarışır, sandık gelir, vatandaş kazanır, Türkiye kazanır. O yüzden demokratik siyaset kanallarını açık tutmaya devam edeceğiz. Efendim.